Merhaba Web Tekno takipçileri. Merhaba arkadaşlar. Ben Lütfü Karaca, yanımda Aydoğan Aykanat'la birlikte Berlin'de IFA fuarındayız. Bildiğiniz üzere Sony'nin son amiral gemisi Xperia Z5 tanıtıldı ve hemen arkamızda deneme fırsatımız var. Gelin hep beraber bakalım Z5 bizlere neler vaat ediyor, neler olacak, hep birlikte görelim. Evet arkadaşlar, şimdi Sony Xperia Z5'e yakından bakmaya başlayalım. İsterseniz teknik detaylardan önce biraz sağına soluna bak Aydoğan, neler var? Hemen şu an sağ tarafında görmüş olduğunuz gibi ses açma kısmı tuşu aşağı alınmış. Burada bir güç tuşu var ama aynı zamanda buradaki güç tuşu aynı zamanda bir parmak izi okuyucusu özelliği geldi Z5'e. Buradaki shutter tuşu devam ediyor, yani fotoğraf çekebileceğimiz. Hemen diğer yanına bakalım. Bomboş, sadece burada micro SD kart ve normal SIM kart girişimiz var. Aşağı taraflara baktığımızda normal USB girişi ve buradan gördüğünüz gibi şey takma yeri var. Başka hiçbir şey yok. İp takma yerimiz var. En üstte de 3.5 milimetrelik jack girişimiz ve mikrofon girişimiz var. Hemen arka tarafa da bakalım. Arka tarafta 26 diye hatırlıyorum. Hemen şöyle size getirebilir miyim? 23 megapiksellik bir arka kameramız var. Ve yine dümdüz bir NFC destekli dümdüz bir cam arka kapağımız var. Kameradaki şey özelliğini bayağı vurguladılar. O benim de acayip hoşuma gitti. Dünya üzerindeki en hızlı netleyen kamera bu. Şu sürede netleyebiliyor, 0.03 saniyede. Yani göz açma kapama hızında netleyebiliyor dediler ki, gösterdikleri videoda da bir kız böyle babasının kucağına atlıyor böyle koşa koşa. Onun netlemiş ve zart diye çekmiş. Yani telefon açıkçası kamerası çok çok hızlı netliyor. Hatta istersen aç bir bakalım kamerasına da. Hemen şuradan bakalım. Aynı zamanda şeyde 5x dijital zoom'u var dediler. Şöyle size gösterelim. Mesela şöyle gösterelim. Gerçekten de bayağı hızlı netliyor. Anında netliyor. Şöyle açabilirsek. Şöyle. Şimdi hatta buradan fotoğraftan yaklaştırmışken gördüğünüz gibi burada 2 gün yazıyor. Bu 2 günün özelliği de kendi pilinde, yani bataryası 2 gün dayanabilecek özellikte olduğunu söylüyorlar. Buradan da hemen orada belirtilmedi çünkü hemen bakalım. 2900 mAh bataryası var ama kendi Sony'deki stamina modu sayesinde de 2 gün boyunca götürebileceksiniz. Direkt... Biraz teknik detaylardan da bahsedelim istersen. Tamamdır. Snapdragon 810 ile devam ediyor yine. Bunda da Snapdragon 820 değil 810 görüyoruz. 64 bitlik. 32 GB kendi hafızası var. 200 GB'a kadar da micro SD kart desteği var. RAM 3 GB'de kalmış. Aynen. Kalmış diyebilir miyiz bunun için? Aslında 3 GB RAM yeterli. 4 biraz fazla ama sonuçta yine de kalmış diyebileceğimiz bir şey. Bunun dışında Full HD IPS ekranı var. Full HD 5.2 inçlik bir ekran. Ve sonuçta Z3 Plus'a da oldukça benzeyen bir detayı var. Full HD demişken, lafı da gelmişken söyleyelim. Bir de premium versiyonu var bunun. Tabii. Onun dünya üzerindeki ilk 4K'lı 4K ekran sahip telefon olduğu söyleniyor. Yani ilk 4K'lı telefon o olacak. Yanlış hatırlamıyorsam 4.3 inçli bir de kompakt modeli gelecek. Bunu da söyleyelim Z5'in yanında. Aynen. Bildiğiniz gibi kompakt, küçük ve oldukça iyi. Z3 kompakt mesela çok daha iyi bir şeye sahip. Onların teknik detaylarını bize şu an vermediler ama Z3 kompakt daha küçük ekranlı, 4.3 ya da 4.6 inçti. Bir de 5.5 inçlik premium modeli var ama premium modelinin en ciddi detayı ise biraz önce senin de bahsettiğin gibi 4K'lık ekran olması. Dünyanın ilk 4K'lık telefonu da bu olmuş oldu. Z5'e geri dönecek olursak 154 gram bir ağırlığı, 146'ya 72 milimetre ve 7.3 milimetre kalınlığı var. Gayet iyi, fena olmadığını ince, söyleyelim. Oldukça ince diyebiliriz. Çok büyük ihtimalle Android, şöyle hemen size şeyini de gösterelim. 5.1.1 var tabii ki. Görebileceğiniz gibi. Menü artık tabii ki menü akıyor mu akmıyor mu diye bakmaya gerek yok. Gördüğünüz gibi efsane akan bir menüsü var. Aynı zamanda quick charge desteği var. Böylelikle yani yarım saatte %60'a kadar falan coşabilen bir hızlı şarj dolumu göreceğiz. Aynı zamanda 2 güne kadar da gidebilecek. Şöyle bir de aç bakalım, selfie kamerasına da bir bakalım. Tabii selfie'yi nasıl çekiyor? Gösterelim. Şuradan çevirelim. Şöyle görebiliyorsunuz. Oldukça canlı gördüm ben şu an. Aynen. Sanki. Gayet güzel gözüküyor. Şöyle hatta yaklaştırabiliyor muyuz? Şu an şey değil diyor. O zaman tamam. Çok da zorlamayalım arkadaşımızı.
Bunun dışında ekleyebileceğimiz bir şey var mı hemen şurada? 4K video çekebildiğini söylemiş miydin? Hatırlamıyorum. Yok 4K aynen. 4K video çekebilme özelliği var. 5 megapiksel doğru ön kamera dedik ama ön kameranın şeylerinden bahsetmedik. Ön kamerası da 5 megapiksellik bir kamera. Full HD çekim yapabiliyor. Aynı zamanda şurada görmüş olabileceğimiz gibi çıkartabiliyor muyuz? Evet çıkartabiliyoruz. Yeni Smart Band şuradan göstereyim size. Smart Band 2 var. Smart Band 2 de oldukça hoş bir görünümü var. Bununla ilgili şu an hiçbir detayı bilmiyoruz ama şöyle size gösterelim. Bundan büyük ihtimalle kalp atış falan filan şey gösterecek. Oldukça hoş bir hissiyatı var. Onu söyleyebiliriz. Ama burada herhangi bir ekran yok sanırım. Büyük ihtimalle direkt Z5 ile uyumlu bir şekilde ki şuradan hemen size tekrar gösterelim. Biraz önce dikkatimi çekti. Smart Band 2 uygulamasıyla eşleştirerek bütün verilerimizi görmesini sağlayabileceğiz. Onun dışında son olarak da renk seçeneklerinden de bahset istersen. 4 renk seçeneğiyle birlikte geliyor. Aynen. Şu an için 4 renk seçeneğinden bahsedildi. Görmüş olduğunuz gibi beyazı var. Siyah olacak, altın rengi ve bir de böyle yeşil diyebiliriz de parlak bir yeşil. Şurada şu an görebiliyorsunuz tahminimce. Oradaki yeşil rengi olacak diyebiliriz Z5 için. Evet arkadaşlar, Z5'e ön bakış yaptık sizler için Berlin'den. Videomuzu beğenmeyi unutmayın. Ayrıca bizi ekranda gördüğünüz adreslerden takip edin. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın. Hoşça kalın.